Evet, Üsküdar'a gelirkenden tekrar merhabalar. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Ozan Tekin hocamız bugün program konuğumuz. Üç ayrı programla ilgili kendilerinden detaylıca bilgiler almak istiyoruz. Öncelikle bu programları sizlere aktarmak istiyorum. Birincisi radyoterapi programı, ikincisi tıbbi görüntüleme teknikleri programı, normal öğretim ve ikinci öğretim olan bir program yüksekokulda ve nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği programı. Neden bu üç programı bugün konuşacağız? Şimdi öncelikle hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hocam yine üç program birden anlatacağız. Evet. Üçü de önemli programlar. Ve sizden isterseniz böyle buyurun nasıl konuya başlamak istersiniz ama ben sizden hem radyasyonla ilgili de tabii konuşacağımız için hep bir bilgi almak istiyorum. Bir de sonra kısa kısa bu programlar hakkında bir genel bilgi almak istiyorum hocam. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tercihte bulunacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum. Umarım her şey gönüllerince olur. İnşallah. Evet. Şimdi Üsküdar Üniversitesi olarak bu seneye kadar tıbbi görüntüleme ve radyoterapi programlarımız eğitime devam etmekteydi. Bu sene bir de onun üzerine nükleer enerji ve radyasyon güvenliği programımızı açtık. Yeni bir program. Evet. Ben ilk önce şöyle girmek istiyorum aslında konuya. Şimdi radyasyon dediğimiz zaman aslında bunu bir endüstriyel radyasyon, bir de tıbbi radyasyon olarak iki gruba ayırabiliriz. Tıbbi amaçlı kullanılan radyasyon da işte tanı ve tedavi amaçlı olmak üzere aslında ikiye ayrılıyor. Biz burada hem tanısal işlemlerde kullanılan bu radyasyonu kullanabilen, hasta uygulayan radyoloji tekniği dediğimiz tıbbi görüntüleme programını hem de tedavi alanında bu işte o üçgenin bir ayağı olan radyoterapi teknikerlerini yetiştirmek üzere radyoterapi programımız bulunmaktaydı. Daha sonrasında aslında bu iki program içinde ve endüstriyel radyasyon içinde bir radyasyondan korunma faktörü vardır. Aslında bu şimdiye kadar belki Türkiye'de adı konulmamış bir meslek dalıydı. Bunlar genelde medikal fizikçiler, fizik mühendisleri üzerinden gitmekteydi veya işte hastanede çalışan yetişmiş, daha tecrübeli diyelim onlara, tecrübeli teknikerler üzerinden gitmekteydi. Ama detaylarına aslında program içinde değineceğim. Bazı ülkemizdeki bazı gelişmeler, özellikle bu devlet politikası olarak bazı enerji türlerine yönelmemiz böyle bir meslek dalını da gerekli hale getirdi. Gerekli hale getirdi ki böyle bir program açıldı. Bu sene de ilk kez Üsküdar Üniversitesi'nde açılan bir programımız oldu. Yani güzel bir program oldu. Böylece biz bu üç ayağı tamamlamış olduk. Yani tanısal ve tedavi amaçlı kullandığımız bir radyasyon. Tıbbi görüntülemede tanı ağırlıklı dediniz. Evet. Radyoterapide daha tedavi dediniz. Burada da güvenliği var. Güvenliği ve burada da hani hem endüstriyel anlamda bir radyasyon hem de tıbbi anlamda bir radyasyonun güvenliğinden sorumlu yetişmiş insanları burada yetiştirmekten bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz, evet. Peki. Hocam şimdi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun tüm programları Türkçe. Evet. Ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuyabiliyorlar. Öncelikle bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Sizce İngilizce gerekecek mi? Okumalarını önerir misiniz? Şimdi şöyle, bu bizim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatısı altında bulunan tüm programlarımız internasyonel bölümler. Yani dünyada, yani başka bir ülkeye gittiği zaman çoğunun meslek tanımı var. Yani başka bir adla da olsa ne iş yaptıkları belli. Şimdi bu işin bir boyutu tabii. İkinci boyutunda ise şu var. Şimdi ülkemiz biliyorsunuz son yıllarda özellikle bu Orta Doğu'daki şeylerden dolayı, karışıklardan dolayı bayağı ülkemize bir göç olmuş durumda. Ve yabancı popülasyonumuz arttı bizim aslında. Yani etrafımıza da baktığımızda çok belli oluyor. Tabii ki biz bunu dernek toplantılarında da sık sık gündeme geliyor. Burada olan insanların da tedavi ve tanı gereksinimleri bulunuyor. Yani sonuçta insanız ve sağlık hizmetinden faydalanmamız lazım. Tabii burada her iki meslek dalı da, hani hem radyoterapi hem tıbbi görüntüleme programlarımız hastaya değen, hastayla temasta olan bölümler oldukları için en azından o hastaları base düzeyde böyle hani bir giriş seviyesinde anlamalarında fayda vardır. Tabii ki İngilizce çok önemli. Evet, hani evet. Bu artık Türkiye ile veya başka bir ülkeyle de ilgisi yok. Bu genel anlamda dünyaya baktığımız zaman artık uluslararası bir dil haline geldi. Bütün literatürlere İngilizce ulaşıyoruz. Meslek dallarının çoğu İngilizce yayınlar, İngilizce literatür üzerinden gidiyor. Yeni bir bilgi İngilizce olarak sunuluyor bütün dünya piyasasına. Bir cihaz alıyoruz. Ya tomografi olsun, MR olsun veya işte radyoterapideki bilinak cihazı olsun. Bunların kullanım kılavuzları İngilizce geliyor. İngilizce geliyor. Yurt dışında bunlar
bunların eğitimleri yapılıyor. Orada eğitimler İngilizce verilmekte. Hı hı. Dolayısıyla hani durum böyle olduğu zaman, ki ben de hani sektörde iç içeyim, özellikle radyoloji sektörüyle iç içe olduğum için, evet, şunu biliyorum, şunu adaylara söyleyebilirim. Hı hı. İngilizce işveren açısından bir tercih sebebi şu anda. Evet. Yani özellikle radyoloji, radyoterapi programları için İngilizce artık bir tercih sebebi haline geldi. Belki ilerleyen dönemlerde zaten dikey geçiş gibi lisansa yönelik de adımlar atabilirler. Dolayısıyla evet, yani bu bir yıl kayıp gibi düşünülse kesinlikle de değil. Kesinlikle. Benim şahsi fikrim bu. Evet. Okulumuzda zaten İngilizce verdiği önem ortada. Hı hı. Uluslararası bir üniversite olduk zaten. Hani hı hı. Az önce Emre Hocam da bahsetti. Hı hı. Gerçekten hani konjektür böyleyken İngilizce'nin bu üniversite çatısı altında, ki olanak da sunuyor bizim üniversitemiz. Evet. Öğrenmek isteyen bir öğrenci için evet, türlü olanakları da sunuyor, onu da biliyoruz. Hı hı. Adayların böyle bir imkanı varsa ve kendileri de bu işe biraz meyilliyse, ben hı hı. kesinlikle hazırlık hı hı. okumalarında fayda görüyorum. Evet. Peki bu konuda da biz adaylarımıza bir bilgi vermiş olalım. Evet. Tercihler onlara bağlı. Hayat tercihtir çünkü. Evet. Peki şimdi gelelim 60'a yakın ikinci öğretimle birlikte sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda program var. Tabii evet, adaylar için zor bir tercih aslında. Size çok soru geliyor bugünlerde, biliyoruz. Ama önce siz onları tabii ki üniversitenin web sitesindeki bir kariyer testine yönlendiriyorsunuz. Sonra sizler detaylı evet, bilgi veriyorsunuz. Sonra danışmanlarımız da yönlendiriyorlar. Ama tabii burada kimi cihazlarla daha çok ilişkili, kimi daha çok hastayla ilişkili ya da laboratuvar ortamında çalışmayı gerektiren gibi kendi içlerinde aslında farklı kategorilere ayırabilen şeyler var, branşlar var diyelim. Şimdi bu programlarla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi güzel bir yerden giriş yaptınız. Yani Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu çatısı altında çok geniş bir skalada programlarımız bulunmakta. Aslında bu sağlığın kendisine de baktığımız zaman yani bir yerden düşünemeyiz sağlığı. İşte hı hı. tanısal anlamda, tedavi anlamında veya işte rehabilitasyon anlamında, evet, evet. Yaşlı bakımı olsun, evde bakım, bunlar artık sağlığın çok ciddi branşları haline geldi. Hı hı. Durum böyle olunca da program sayılarımız arttı. Çünkü bizim de sektörün ihtiyaçlarına akademi olarak cevap vermemiz lazım. Hı hı. Adaylar önce bir kafasında bir netleştirmeli. Yani hani sağlığın hangi alanında olmak istediğini. Çünkü çok büyük bir skaldan bahsediyoruz. Yani adaylar ilk önce bir kafasında sağlığın neresinde olmak istediklerini veya işte evet, bu üst çatılara ayırsalar bile bu alanları, bu üst çatının altında da çünkü alanlarımız var. İşte tekrar, medikal radyasyon dediğimiz zaman evet, tanısında mıyım, tedavisinde miyim? Hmm. Bu noktalarda çok ince düşünüp iyi karar vermeliler. Hı hı. Kariyer testi bu anlamda üniversitemizin uyguladığı çok güzel bir uygulama. Evet, onun dışında zaten Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak her gün tercih binamızda farklı branşlardan hocalarımız aktif olarak adaylarımızı yönlendirmekte. Hatta öyle de bir dağılım yapmaya çalıştık. Yani hani her üst çatıdan da bir akademisyen görevlendirmeye çalışaraklar en azından her adayın sorularına kısmen de olsa değebilecek hocalarımızdan görevlendirme yapmaya çalıştık. Adaylarımız tabii web sitesinden dediğiniz gibi çok detaylı bilgilere ulaşabiliyorlar. Akademik kadromuzu, sağlık hizmetlerini özellikle inceleyebilirler. Bu tarz imkanları var. Onun dışında tabii biz de adaylarla bizzat hani yönetim olarak da gelen adayları yönlendiriyoruz, tanıtıyoruz üniversitemizi. Çünkü bazen yeri de görmek istiyor tabii, adaylar. Yani üniversitenin tabii ki fiziki ortamı, yani işte ulaşımı bir kere, evinden rahat gidip gelebiliyor mu? Veya işte şehir dışından gelen öğrenci rahat bir yerde kalıp oraya üniversiteye ulaşabiliyor mu? Bu önemli. Ama üniversitenin içindeki o hava da çok önemli. Bu tarafı da var. Bir de özellikle şimdi konuştuğumuz bu programlarla ilgili laboratuvar olanakları da çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Yani laboratuvarı olabilecek programlarımız var bizim sağlık hizmetleri çatısı hı hı. altında. Hı hı. Bir de hani laboratuvar kurma imkanının olabilir tabii hı hı. ki olabilir ama hı hı. genelde işte dışarı hastanelere hı hı. yönlendirdiğimiz veya hı hı. kendi hastanemiz bünyesinde. Bunları da çok iyi değerlendirmeliler. Evet evet, yani tabii ki adayların, ona değineceğim ben hı hı. birazdan. Hı hı. Yani bazı bölümlerimiz evet laboratuvar ortamı, çoğu bölümümüzün laboratuvar zaten çarşı yerleşkemizde mevcut ama hani bazı programlarımızın da orayı görmesi gerekiyor ve biz de okulumuz kariyer merkezi aracılığıyla hı-hı. bu işleri hı-hı. gayet iyi şekilde tabii. zaten... O programa göre değişiyor herhalde. Bazıları daha çok yine ziyaretlerle de o işte
kurum ve kuruluşlarla bir araya geliyorlar. Zaten staj ve uygulama olanaklarıyla da oluyor. Evet. Gibi her programa özel ders içeriklerine göre entegre edilmiş durumda. Evet, kesinlikle. Yani şimdi tıbbi görüntüleme programını ele alalım mesela. Şimdi tıbbi görüntülemeye baktığımız zaman tıbbi görüntüleme mezunu bir öğrenci tıbbi görüntüleme teknikeri unvanını almakta. Yani aslında sektördeki adıyla radyoloji teknikeri diyelim biz buna. Şimdi bu insanlar, mezunlar, çalışanlar, profesyoneller diyelim artık onlara, aslında bir nevi cihaz operatörü. Yani bugün baktığımız zaman radyolojide kullanılan işte başlıca cihazlarımız MR, tomografi, mamografi, işte direkt grafi, skopi, bunun gibi cihazları opere eden bu alanda yetişmiş kişiler. Ve şöyle de bir özel yanı var. Hastaya direkt radyasyonu verme açısından dünyadaki tek meslek. Yani bir teknikerin parmağının ucunda o hastaya radyasyonu göndermek, tabii böyle olunca sorumluluk da büyük oluyor. Yani yanlış yapılan veya arka arkaya gereksiz yapılan duplicate eczimler o biraz hastanın sağlığını da ilerleyen dönemde bozar veya onu risk potasına sokuyor. Bu alanda yetiştikten sonra özel sektörde veya işte devlet hastanelerinde, özel görüntüleme merkezlerinde iş bulabiliyorlar radyoloji teknikerlerimiz. Evet. Ve ama başlıca yaptıkları iş aslında bu. Yani bir nevi bu müthiş cihazların, yani çok maddi değeri de yüksek ve sağlığında çok önemli bir ayağını oluşturan bu cihazların aslında bir nevi operatörleri. Aynı durumu radyoterapi için de söyleyebiliriz. Yani radyoterapide de aslında şu üçgeni veririz biz hep. Onkoloji uzmanı, medikal fizikçi ve radyoterapi teknikeri. Yani bir onkoloji biriminin olması için bu üçünün muhakkak çok iyi şekilde olması lazım. Bir de çok iyi şekilde korele çalışması gerekmekte. Radyoterapi teknikeri bu üçgenin bir ayağı. Gerek hastaya ait ekipmanların hazırlanması olsun, gerek tedavi odasının temel ihtiyaçlarının karşılanması olsun, gerek medikal fizikçiyle korele, hatta yeri geldiğinde onkoloji uzmanıyla korele gidebilecek. Burada da yetişmiş sağlıkçıları piyasaya sürmeye çalışıyoruz biz bölüm olaraktan. Evet. İsterseniz şimdi yeni açılan programı nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliğini en sona bırakalım. Madem bunlarla başladık. Şimdi tıbbi görüntüleme teknikleri tanıya yönelik demiştiniz. Diğeri tedaviye yönelik. Aslında belki de somut örnekle de gidebiliriz. Yani bir örnek bir hastadan başlayabiliriz isterseniz. Bu alanda çalışan tekniker hangi aşamasında, diğerindeki hangi aşamasında? Şimdi hastanın yakınmaları var. Hastaneye gitti. Doktor bir anamnezini yaptı. Bir şeylerden şüpheleniyor. Tabii ki ilk başta uygulanacak işlem diagnostik işlemler. Yani bu PET CT olabilir, işte tomografi olabilir, MR olabilir. Artık o tamamen duruma göre değişen. En çok duyduklarımız MR ve tomografi evet, bu. Evet, en azından ilk bu şeylerde yani gördüklerimiz bunlar. Şimdi daha sonrasında doktor bir görme adına bu hastaları işte diagnostik bölümüne, radyoloji bölümüne yönlendikten sonra hasta radyoloji bölümüne girdi ve orada deste işte kaydını vesaire yaptırdı. Ondan sonra ilk karşılaştığı kişi teknikerler. Teknikere çünkü bir çekim kağıdı, yani ne yapılacak bu hasta için, hangi çekim yapılacak, bunun bir bilgileri gelmekte. Tekniker de rutin olaraktan hastaya bu çekim hakkında bir bilgi verir. Bu tıbbi görüntüleme teknikleri. Evet, radyoloji biriminden. Bir hastanın hikayesini aslında şu anda anlatıyorum. Hasta bilmiyoruz daha ne olduğunu. Tabii bilmiyoruz. Ne yapılacağını anlattı. İşte MR'a girdiğini varsayalım. MR'da bulunmaması gereken cihazları söyledi. İşte özellikle ferromanyetik malzemenin oraya girmesinin tehlikeli olduğundan bahsetti. Kıyafetini düzenledi bir şekilde, MR'a aldı. İşlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Görüntüleri dijital olarak doktora gönderdi. Yani burada radyoloji teknikerinin işi bitiyor. Aslında çok kısa söylesek de bunu, bu aslında uzun bir süreç ve çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ondan sonra doktorun önüne geldi. Doktor bir şeyler gördü. O radyoloji teknikerinin çektiği filmde bir şeyler gördü. Bir şeylerden şüphelendi. Oradan bir biyopsi yapıldı ve kötü huylu bir şey çıktı. Örnek verelim. Ve tabii kemoterapiste farklı şeyler de var. Cerrahi işlemler de olabilir ama örnek veriyorum. Radyoterapiye yönlendi. Yani bu hasta için bir radyoterapi kürü uygulanacak diye bir karar alındığını varsayalım. Ondan sonra hastanın bir planlaması çıkarılır. Yani radyoterapi alacak hastanın işte bir tedavi kürü belli edilir.
Ondan sonra belli aralıklarla radyoterapi uygulamalarına, artık bu aralarda kemoterapi de olabilir tabii. Hı hı. Radyoterapi uygulamalarına devam eder iyileşme adına, hastalığın gerilemesi veya mümkünse yok edilmesi adına bu tedaviye devam eder. O devrede de bizim radyoterapi teknikerimiz devreye giriyor. Şöyle, şimdi maske örnek verelim. Hasta mesela bir aylık bir süreçte bir ışınlama alacak. Hastaların kendine ait maskeleri vardır. Bunlar hastaya özeldir. Onların yüz artık hangi bölgesi onlara göre şekillendirilir. Ve bunların takibi çok önemlidir. Evet. İşte bunların takibi olsun, cihazda meydana gelebilecek bir aksaklık olsun, kalibrasyonlarını takip etme olsun. Yani en az, çünkü her an cihazı satan firmalar bunun kalibrasyonu yapamaz ama teknikerin de iyi düzeyde bu cihaza, cihazını tanıması lazım yani. Evet. Bir medikal fizikçi kadar, bir cihaz operatörü kadar teknikerin de bu cihazları tanıması lazım. Bundan sonraki süreçte ise radyoterapi programı devreye bu kadar net giriyor. Çok evet. Bu bir hastanın hikayesiyle aslında. Teşekkürler. Evet, bence buradan öğrenciler çok net öğrendiler. Yani öncesindeki tanı aşamasındaki tüm çalışan tekniker tıbbi görüntülemeydi. Sonrasındaki teşhisten sonraki aşamadaki de radyoterapi olandı. Peki hocam, şimdi ders içeriklerini de tabii kısa kısa konuşabiliriz ama hemen şunu da sormak istiyorum. Buradan bu iki yıllık programlardan mezun olan öğrenciler iş alanına girmek isteyebilirler ya da 4 yıllık bir bölüme devam etmek isteyebilirler. Hangi bölümlere devam edebiliyorlar? Evet, genelde hemşirelik, sağlık kurumları işletmeciliği gibi programlara 4 yıllık geçişler yapabiliyorlar ama hani şöyle bir durum var. Bu iki program için söyleyeyim, geçmiş tecrübeme dayanarak bu iki programa gelen adaylarımız bu iki program için geliyorlar genelde. Hani DGS imkanları var. Okulumuzda da aslında o bölüm, saydığım bölümlerin hepsi var. Okulumuzda zaten çok ciddi imkanlar sağlıyor DGS ile gelmek isteyen kendi öğrencilerine. Çok büyük avantajları var ama hani tıbbi görüntüleme ve radyoterapi başlı başına bir alan olduğu için aslında ve yurt dışında da özellikle bu iki programa 4 yıllık olduğu için bu başlı başına bir alan aslında. Yani radyoloji alanında bu insanlar yoluna genelde devam ediyorlar ama öğrencilerimiz vardı geçmişte. Hemşireliğini tamamlayanlar oldu mesela. Yani okuyanlar var şu anda. Var, imkanları var. Öbürü sağlık yönetimi demiş. Evet, bir de şimdi bu 4 yıla tamamlama içeriğini çok %100 bilmiyorum tam olarak şu anda ama bir 4 lisans tamamlama programıyla birçok farklı alanlarda da yine lisanslarını tamamlayabiliyor ama DGS alanında devam edebilecekler. Üniversitemizde de bölümler zaten hepsi var. Mevcut. Peki hocam, yani böyle bir alternatifleri de var ama mezun oldular ve çalışmak istiyorlar. Şimdi çalışmak isteyen her öğrenci hangi alanlarda iş bulabilecek? Evet, hastaneler diye ilk önce aklımıza geliyor ama detaylarını yine sizden alalım bu iki programın mezunları için. Evet, genelde işte az önce bahsettiğim gibi hani tanısal ve tedavi amaçlı iki başlı başına alan olduğu için bunlar genelde hastane çatısı altında yürümekte ama özel görüntüleme merkezlerine örnek verebiliriz buna. Örneğin mesela tıbbi görüntüleme programını bitiren bir öğrenci hastane bünyesinde olabilir. Özel görüntüleme merkezleri bünyesinde çalışabilir. Radyoterapi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani özel onkoloji merkezleri var. Sadece bu işe yoğunlaşmış. Yani radyoterapi işi olan. İstanbul'da da sayısı çok ciddi sayıda var bu alanlardan. Hastane bünyesinde çalışabiliyorlar. Veya işte bu tarzdaki özel radyoterapi merkezlerinde de yine iş bulma imkanları var. Mevcut, evet. Peki bu öğrenciler de bu iki yıl zarfında işte anatomiden radyasyona, işte tedavi planlamasından hasta bakım yöntemlerine kadar farklı farklı alanlarda. İkisinin de ortak alanları var aslında. Mesela işte radyasyon iki alanında ortak noktası. Biz her iki alanında radyasyon fiziğini çok ciddi şekilde öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz yani bu alan, çünkü ellerindeki malzeme bu. Yani tanıyı da bununla yapıyorlar, tedavi de bununla yaptıkları için bir kere radyasyonu, radyasyonun teorik altyapısını çok iyi bilmeleri lazım. İkincisi radyasyondan korunmayı çok iyi bilmeleri lazım ki programlar içinde radyasyondan korunmaya da ayrı bir önem veriyoruz. Ve en önemlisi sonuncusu, iki grupta bunu inceleyebiliriz. Bir, bu yöntemlerimiz, hem radyolojide hem radyoterapideki yöntem derslerimiz. Bir diğeri de bu işin anatomi dersleri. Bizim bir de üniversitemizde şöyle bir durum var. Program, bu iki programımızda. Yani ilk sene bir temel anatomi dersi veriyoruz. Devamında kesisel anatomi öğrencilerimize, ikinci sınıflarında kesisel anatomi derslerini veriyoruz. Bunun başlıca sebebi aslında her iki alanda da bu çalışanların
sık sık kesitsel görüntülerle karşılaşması ve temel bir anatomi bilgisinin fazlasında bu kesitsel görüntülerde tanıyabilme durumlarının olması. Laboratuvarlarımız var bu arada. Anatomi laboratuvarımızda zaten çoğu ders işleniyor. Evet, onu da sormak istiyorum. Yani şimdi teorik dersler alıyorlar. Laboratuvarlardan da yararlanıyorlar. Evet. Ve tabii ki çalışma hayatı öncesinde de uygulamalar görmeleri gerekiyor. Ne zaman görmeleri gerekiyor? Onunla ilgili de bilgi alalım sizden. Bazı derslerimiz var. Teorini veriyoruz. Aşağıda laboratuvarımıza öğrencilerimiz katılabiliyorlar. Anatomi buna bir iyi bir örnek olabilir. Ondan sonra ilk sene bizim bir teorik yoğunluğumuz var aslında öğrencileri. Yani yaz stajlarına gitmeden önce veya işte uygulamaya başlamadan önce bu işin teorik altyapısını çok iyi öğrenmelerini istiyoruz. Evet. Onun için bizim aslında bu yaz stajı ve uygulama maceramız aslında birinci senenin sonunda hız kazanıyor. Bunun da sebebi işte bu teorik altyapıyı aslında onlara iyi kazandırmak istemiyoruz. Çünkü yani ilk dönem gelir gelmez bir yere hadi staja gidiyoruz demek biraz özellikle sağlık alanında şu iki alanda çok hassas bir nokta. Evet. Ama 1-2 yıldır da bunun feedbacklerini alıyoruz. Gerçekten bu iyi bir adım oldu aslında. Yani ilk yıl ciddi bir temel kazanıp teorik olaraktan en iyi şeyle yaz stajına gittiğinde birinci sınıfın sonunda hazır gidiyor öğrencilerimiz. Bunun da feedbacklerini iyi alıyoruz. Güzel. Daha sonra yaz stajının dışında dönem içi uygulamalarımız var. Dönem içi uygulamalarımızda bazı derslere bağlı örnek vereyim mesela işte klinik radyasyon onkolojisi 2+8 yani 2 saat bir teorik dersimiz var. 8 saatlik bir uygulamamız var. Bu 8 günde bir gün 8 saatte bir güne tekabül ediyor. Bu aslında işte bizim öğrencilerimizi haftalık dışarıya gönderdiğimiz, hastanelere yönlendirdiğimiz uygulama dersi gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Yine burada öncelikli olarak bizim üniversite hastane işbirliği anlamında önce NP hastanesinden mi destek alınıyor yoksa farklı yerlerde de staj yapıyorlar mı? Şimdi yeni hastanemizin öncesine kadar MR röntgen cihazlarımız vardı. Şimdi bu yeni hastanemizde de ben geçenlerde bir radyasyondan korunma eğitimi verdim. Yakından görme imkanım oldu. Yani gerçekten müthiş bir radyoloji altyapısı var şu anda. Tomografi, işte okulloskopi, MR, röntgen, dijital anlamda. Gerçekten başlı başına bir orada bir radyoloji birimi var artık. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü bu seneden itibaren öğrencilerimizin orada o cihazları göreceklerini bilmek beni bir alan, bir branş hocası olarak gerçekten çok mutlu etti. Ben bir kez daha emeği geçen herkesi kutluyorum. Evet. Radyoloji alanından her alanda öyle üst düzey bir hasta ama radyoloji alanında ben daha çok dikkat ettim. Belki de oraya doğru böyle bir yöneldiğim için. Gerçekten bu uygulama altyapısını fazlasıyla öğrencilerimizi tatmin edecek bir radyoloji altyapımız şu anda NP Beyin Hastanesi'nde mevcut. Evet. Peki hocam şimdi bu iki programı enine boyuna konuştuk. Şimdi gelelim bu sene yeni açılan nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliğine. Aynı şekilde böyle kısaca bir bilgi isterseniz tekrar ekleyebilirsiniz bu programla ilgili de. Evet. Ve hangi öğrenciler bu program için daha yatkın olabilir? Şimdi son olarak sona bunu bırakmamız daha iyi oldu aslında. Çünkü ikisinin de ortak yanı. Yani radyasyondan korunma aslında hem radyoterapi öğrencisi çalışanının hem radyoloji çalışanının çok iyi bilmesi gereken bir konu. Çünkü bu direkt sağlıklarını etkileyecek bir konu. Çünkü bir hastayı düşünelim. Bu hasta ne zaman radyasyona maruz kalıyor? Tanı veya tedavi anlamında. Ama bir çalışanı düşünelim. Çalıştığı süre boyunca bu radyasyona maruz kalma riski var. Bakın maruz kalıyor demiyorum. Evet. Buradan adaylara da söylemek istediğim ince bir nokta da bu. Evet. Şimdi adaylar özellikle velileriyle bize geldiği zaman işte hocam bu radyoloji istiyor ama bizim çocuğumuz orada radyasyon varmış. Hayır. Yani radyasyon her yerde var aslında. Yani dışarıda yolda yürürken bile çok ciddi bir radyasyon alıyoruz. Güneşten, doğal yollarla veya işte bir turistik olarak bir mağaraya giriyoruz. Evet. En çok radyasyon aslında biz doğal yollarla alıyoruz. Yani bir kişinin maruz kaldığı toplam radyasyonun, senelik toplam radyasyonun %80'i doğal yollarla geliyor aslında. Güneşten, işte radon gazıyla vesaire. Aslında adayların bilmesi gereken, özellikle velilerin bilmesi gereken şu... radyasyona bir maruz kalma her zaman söz konusu. Yaşadığımız doğanın içinde var zaten bu.
radyoloji ve radyoterapi programlarına gelirsek, yani burada zaten radyasyondan koruma önlemleri çok ciddi alınmış durumda. Hmm. Yani kurşun önlüklerimiz, işte kurşun gonad koruyucularımız, gözlüklerimiz veya işte çalışanların sürekli taşıdığı dozimetreleri. Yani diyorsunuz ki biz normalde dışarıda gezerken bunlarla gezmiyoruz. Tabii ki. Aslında orada daha bir kontrol altında çalışanlar. Ama burada çalışanlar çalışırken her türlü önlem tabii ki alıyor. En azından orada her an ne kadar aldığını. Hı-hı. Zaten çok ekstrem durumlar olmadıkça dışarıdan ben bazen daha az örneklerini de gördüm ben. Dışarıdaki radyasyondan daha az aldıklarına denk geldik. Zaten artık bunlar Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında, radyasyondan korunma konuları. Hı hı. Ben de Sağlık Bakanlığı'nın eğitimcisiyim bu arada, hani o eğitimleri de verdiğim için biliyorum. Çok ciddi bir kontrol mekanizması var. Hı hı. Ve artık öyle herkes kafasına göre hadi ben bu odaya röntgen koydum, hı hı, çekeyim diyemiyor. Hı hı. O hastanenin lisansı verilirken bile TAYEK'ten yetkililer gelip bu, hı hı, duvarların kalınlığı ne kadar, İşte dışarıda ve içeride sayımlar yapılmakta, hı hı, ve bu hastanenin, daha doğrusu o birimin lisansı verilmekte. Dolayısıyla, hı hı, hani radyasyon açısından bunu bir korku sebebi haline getireceğimiz bir durum yok. Hı hı. Radyasyonu biz burada birinde tanı amaçlı, birinde tedavi amaçlı, hı hı, kullanıyoruz. Zaten, hı hı, bu çalışan olmasa bile çoğumuzun zaten uğradığı yerler, işte bir röntgen hepimiz girmişizdir mesela. Hı hı. Böyle bir durum var. Şimdi nükleere değinmek istiyorum. Evet. Radyasyondan korunma bu kadar önemliyken, şimdiye kadar, hani 1-2 sene öncesine kadar radyasyondan korunma uzmanı diye bir tanım yoktu. Hmm. Vardı aslında ama bunu başka bölümlerden mezun çalışanlar, gerçekleşti. Fizik mühendisi, fen edebiyat fizik çıkışlı, hmm, biyomedikal mühendisleri vesaire, bunlar gerçekleştiriyordu. Şimdi, hmm, ülkemizde bu, siz de yakından biliyorsunuzdur, bu nükleer santrallerin durum kurulması söz konusu ve, hı hı, şu anda 2 tane planlanıyor bildiğim kadarıyla ve bu sayı da artacak. Şimdi böyle olunca bu alanda istihdam edilecek çok ciddi bir, hatta geçen Enerji Bakanı'nın da bir açıklaması vardı, hı hı, çok ciddi bir istihdam alanı yarattı. İstihdam alanına paralel olarak da bu nükleer teknolojiyi bilen, en azından bunun temellerine sahip, temel bilgilerine sahip ve radyasyondan korunma prensiplerini çok iyi uygulayabilecek yetişmiş eleman ihtiyacı doğdu Türkiye'de. Evet. Üniversitemizde bu konuya çok hassasiyet gösterdi ve biz bu sene işte bunu, programın gerekçesini yazdık ve ülkeye gönderdik. Hı hı. Kabul geldi. Öğrenci, hı hı, alıyoruz bu sene kısmetse. Hı hı. Çok gerekli bir bölümdü. Öncelikle şunu söyleyelim. Hatta bu sayının artmasıyla birlikte bunu biz akademi olarak da, dernekler olarak da aslında, hı hı, her hastanede bir radyasyondan korunma sorumlusu, buradan mezun insanların istihdam edilmesi, hı hı, yönünde, hı hı, telkinlerimiz olacak zamanla beraber. Evet. İlk mezunlarımızı, evet, gördükten sonra en azından, evet, veya öncesinde. Hı hı. Çünkü bu insanlar olması lazım, hastane ortamında olması lazım. İşte nükleer santrallerde özellikle majoritemiz şu anda nükleer santraller, evet. Evet. Endüstriyel radyasyon diyelim biz ona. Bu olmuş durumda ama gerçekten güzel bir istihdam politikasıyla buradan mezun adaylar yerleşeceği çok fazla yer var. Hı hı. Radyoloji, yani, var, radyoterapi var. Çok ihtiyaç olduğu için kesinlikle nükleer tıp var. Bugün yani Avrupa'daki en fazla cihazlar bizim ülkemizde. Hı hı. Hani tomografide, MR'da, röntgen, çok ciddi bir popülasyon var. Cihaz popülasyonu var. Evet. Yani her cihazın olduğu hastanede aslında her bir birim için radyasyondan korunma önlemi demek. Bu alanda uzmanlaşacak kişiler de aslında, hı hı, çok ciddi bir istihdam alanı demek. Ben bu bölümden çok umutluyum geleceğinden. Özellikle bu enerji atılımları, ki gerekli bir şeydi zaten bu nükleer enerjide. Hı hı. Bu atılımlarla birlikte bu çalışanlarımıza da istihdam alanı yaratılacağını ben inanıyorum. Çok geleceği olan bir bölüm. Hı hı. Onlardan beklentimiz ne? Radyasyonun, ben her zaman şunu derim, radyasyon bizim hem iyi arkadaşımızdır hem kötü arkadaşımızdır. Ama iki farklı kişi değildir. Onunla iyi geçinirsek bizim, hı-hı, çok iyi arkadaşımızdır. Hı-hı. Onu tanımazsak, iyi geçinemezsek bizim en büyük düşmanımız olabilir bir anda. İşte geçmişte yaşananlar, işte Çernobil'ler, Fukushima'lar bunun en önemli, hı-hı, örnekleri. Hı-hı. Yani şunu unutmamak lazım, orada meydana gelen tüm kazalar, yani gerçekleşen tüm olaylar, hı-hı, bireysel kaynaklıydı. Hı-hı. İşte reaktörün açık unutulması, reaktörün ciddi bakımlarının yapılmaması vesaire. Çünkü radyasyon zaten olan bir şey. Bunu enerji formuna dönüştüren biziz. Başka bir forma dönüştüren biziz. Bunu da yaparken çok dikkatli olmamız lazım. İşte bu dikkat, bu farkındalığı arttıracak bu yetişmiş elemanlarda yine bizim bu alandaki
bu geleceğe bakarken hani bir umudumuz olacak aslında. Evet, evet. Yetişmiş, evet. iyi yetişmiş elemanlar. Yani burada zaten programla ilgili genel bilgiler verirken doğal olarak istihdam alanları anlatılmış oluyor. Adayların bu programı bitirdiğim evet. zaman nerede çalışabilirim evet. Sorusunun cevabını da vermiş oldunuz. Kesinlikle. Yani şu anda hani nükleer enerji santralleri devreye girmese bile yani burada yetişmiş bir kişi hı hı. tıbbi radyasyon uygulaması için de aslında bir gereklilik. Hı. Yani nükleer tıp merkezlerimiz var. Radyoterapi merkezlerimiz var. Radyoloji merkezlerimiz var. Hı hı. Onun dışında radyonüklit dediğimiz bizim nükleer tıpta kullanılan bu radyo izotopları üreten endüstriler var. Bu sanayi yani sonuçta Türkiye'de çok ciddi bir üretim söz konusu. Hı hı. Yurt dışına bile pazarlanan. Burada çalışacak, bunların önlemini alabilecek yetişmiş elemanların olması da söz konusu olacak bu okay. mezunlarla birlikte. Evet. Bu alana çok ihtiyaç olduğunu çok net bir şekilde anladık evet. ama yine de diğer programlarda da hep sorduğumuz için sormak durumundayım. Buradan da yine isteyen adaylar bitirdiklerinde yine 4 yıllık lisansa devam edebilme şansına sahip olacaklardır. Evet tabii ki yani DGS imkanı hemen hemen tüm programlarımızda olduğu gibi bu programımız içinde geçerli. Var. Benim tahminim fizik bölümlerine geçiş yapabilecekler. Hı hı. Onun dışında mühendislik alanları yine olabilecek. Böyle. Nükleer hı hı. enerji mühendisliği özellikle yani. Hı hı. İstanbul'daki devlet üniversitelerinde de var nükleer enerji mühendisliği. Hı hı. Bu alanda yine önü açık bir program. Aha. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize çok net bir şekilde 3 program hakkında bilgiler verdiniz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Ozan Tekin hocamız bugün bizimleydi. 3 ayrı programla ilgili enine boyuna konuştuk. Yine detaylıca bilgiler almak isterseniz web sitesinden veya üniversiteye gelerek de bizzat hocalarımızdan bilgiler alabilirsiniz. Bir Üsküdar'a gelirken programının daha sonuna gelmiş olduk. Pazartesi günü yine 4 farklı programla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.